Getir'den siparişini ver. Program bitmeden kapında olsun. Eğer şeyse Belhanda yeter yani fizik olarak yetersiz görülüyorsa da ben ideal bir formül olduğunu düşünmüyorum. Ama bu maç böyle devam ediyorsa burayı ben böyle kapatırdım. Hem Taylan daha iyi savunmacı. Feghouli'yi buraya yapıştırırdın. Aynen. Hem Taylan daha iyi savunmacı hem Emre'lerden Akbaba'nın 8 katı falan daha iyi. Enerjik bir savunma yani savunma performansı olabilecek bir oyuncu. Hücumda da daha iyi olacağına eminim. Emre Akbaba'dan. Böylece de bu üçgeni kapatarak hatta şey olurdu. Hatta Etaboy'u bile buraya kaydırabilir misin? Daha Taylan bu sol içi gibi oynasaydı yani ikilinin sol içi gibi oynasaydı biraz daha geride Bigley'i de biraz daha iyi kapatırdı diye düşünüyorum. Diyorum Etaboy'u da hani madem enerjik bir oyuncu kapatıyorsun enerjik bir oyuncuyla Etaboy'u bile buraya kaydırabilir misin bence? Hem Bigley'i, o da olabilir. Hem Bigley'i kapatma açısından hem de Saracchi'nin kademesine de kayabileceği anlamında. Ama tabii bu çok Akbaba'yı çıkarıp Etaboy'u sokmak çok savunmaya yönelik bir şey hissettireceği için Fatih Hoca'nın lügatında çok olmayan tarzda bir değişiklik. Anlayabilirim ama en kötü Belhanda'nın girip Emre'nin buraya kayması gerekiyordu. Galatasaray 45-01'de maçı kaybetti bence. Ha bir de birine daha geleceğim. Son olarak programı da kapatmadan önce. Kime geliyor bakalım. Bir de böyle bir eşleşmemiz var. Bu arkadaşın adı değişiyor her hafta. Ama şey değişmiyor. Savunmada olanlar değişmiyor. Geçen hafta Akintola'ydı. Geçen hafta değil mi? İki hafta önce Akintola'ydı. Şimdi Alpaslan. Alpaslan Erdem sınıf olarak Galatasaray'ı bu kadar hırpalayacak bir sol açık olmamalı. Alpaslan'ın performansına saygı duyuyorum. Ama ya bu kadar da olmaz ya. Şey gibi. Bir de bu yetmiyor gibi. Benim gördüğüm en absürt şeylerden bir tanesi. Santra'dan kontra edin abi. İşte böyle bir şey. Bir galiba bir Sassuolo Milan maçı ne olmuş? Yani direkt deldi geçti Milan. Attı yani. Kontra, yani Santra'dan kontra olmaz da. Hemen takta iki Galatasaray pas. Galatasaray kontraydı abi. Evet. O Santra'dan atmak değil mesele. Verdi hemen. Leo araya kaçtı attı golü. Yani Galatasaray o başlangıç, kontra başlangıcı görmeyen onu şey zanneder. Galatasaray önde yakalandı. Falan kaçırdı evet, o gibi. Daha bir garipti yani. Lan nasıl yakalanırsın? Kontra, yani Santra'da nasıl yakalanıyorsun abi önde? Adam arkada. Lines arkasına adam kaçırıyor Santra'da. Oradan da zaten Endao girdi golünü attı. Ya bu bayağı saçmalık. Ben burada hani hocayı eleştirdik, eşleşmeleri konuştuk. Şu olabilirdi, bu olabilirdi bilmem ne. Son olarak onu söyleyeceğim. Ya takımda ben hayatımda böyle saçma bir şey görmedim. Galatasaraylı futbolcular da çok şey hani bunu eleştiriyi biraz kendi üstlerine de almalılar bu konuda. Aslında Enes için de Akbaba için söylediğimiz şey geçerli. Hücum anlamında fark yaratamadığı zaman çekilmez bir oyuncu oluyor. Çünkü savunma, savunma yok. Zayıf. Yok. Ki önceki maçlarda yapabiliyordu hücum katkısı. Ama yapamadığı anda net şekilde zayıf halkalardan birine dönüşüyor. Komik bir şey anlatayım. Sonra belki bir iki dakika hakem muhabbeti çok konuşuldu. Çünkü onu hani konuşmamış olmayalım diye konuşmak için. Aslında bizim programımızın konusu değil ama biz yine de konuşalım. Komik bir şey olmuş abi. Taylan'ı çağırıyor hoca, Fatih Hoca. Taylan geliyor. Tam dinlerken hocaya maç başlıyor. Şimdi maç başlayınca hocam maç başladı falan gibi böyle hareketlenme böyle şey. Kibarca söylüyorum. Hoca da hani çok bir top oynuyorsunuz ya falan diye sinirlenip dönüyor gidiyor. Evet, çok top oynuyorsunuz da maça dönüyorsun. Aynen. Bir şey sanki oynuyorsunuz da dönüyorsun falan diye. Taylan tabii orada bireysel bir hedef değil ama şey. Yine de hocanın aşırı memnuniyetsizliğinden anlatıyor. Takıma sistemi varmış belli. Takıma takmış yani sistemli. Fatih Hoca'nın yaptığını gerçekten gereksiz buldum. O pozisyon foul, net foul. Ve hocanın görüp de çalmaması saçmalık. Bir şey demiyorum. Hatta ikinci yarı tamamen topu alıp hücum etmeye çalışan hakem futbolda üreten tarafı ezdirmemek için var. Bir olunca, iki olunca falan sinirli kasesi yükselen yani yüklenen takım. Bunu anlayabiliyorum ama bunun tezahürü olarak şeyi de anlıyorum ben. Arda da takım kaptanı olarak gelip itiraz etmesini hatta sarı kart görmesini de anlıyorum. Ama limit o. Limit o bence. Onun ötesine geçtiğin an takıma zarar veriyorsun. Ve Fatih Hoca'nın bu tarz maçları oluyor.
Senede bir falan. Bence Fatih Hoca kendini kontrol etmeliydi ki takımla kontrol etsin. Çünkü Malkovic'in maç sonunda yaptığı bence hakikaten bir futbol etine hiçbir şekilde sığmıyor. Son derece ayıp bir hareket. Çünkü bak maç 93-50'de yapsa, dedim 94'te bitti diye sallıyorum mesela. 93-50'de yapsa o hareketi bir şey demem. Maç içinde derim. Maç bitmiş, 2-1 kazanmışsın, gidip adama omuz atıyorsun. Bu bayağı, bu bayağı terbiyesizlik abi. Tabii. Ya bu tamamen saçmalık. Niye yaptığını bilmiyorum. Ve cezasız kalması da çok acayip bir şey. Bir de maçı kazanmışsın yani. Ya kazanmış bir oyuncunun gidip özellikle bir oyuncunun üstüne oynaması bayağı ayıp bir şey. Ama Marcao da önce takımını ve kendini düşünmeli. Ya o bence terbiyesizlik, ama terbiyesizliğe yanıt vermemesi gerekiyordu. Amatörlük yapmaması gerekiyor. Terbiyesizliğe amatörlükle yanıt verdi. Bu da çok Galatasaray'da maliyeti olacak. Yani bence de yani final gereksiz bir kaosa döndü. Hem hoca kaybedildi, hem Marcao kaybedildi. Hı hı. Ya şimdi tam oyuncular da insan sonuçta. Yani aklıma şey, kendim geliyorum FIFA oynarken bile. Rakip böyle 80. dakikada zaman geçirmeye başlayınca kendimden geçiyorum ya, önümde karşısında kavga edeceğim. Kolu çıtırt falan böyle gidiyor. Kol kırılmışlığım da var. Ya adama görsem kavga falan alacağım yani. O yüzden gerçek hayattaki futbolcuları çok iyi anlıyorum, sinirlerini kontrol edememesini. Ama dediğin gibi sonuçta profesyoneller evet yani. Biz o yüzden profesyonel oyuncu değiliz yani. Biz profesyonel yorumcuyuz. Profesyonel e-sporcular da evet. Bu sinirlerini kontrol etmek zorunda. Aynen zaten öyle. Mesela. O fark da orada. Tabii onlar şey... mesela kendi aralarında kızıyorlar öyle kol fırlatmaları falan. Ne gerek var falan yapıyorlar böyle. Gerçek profesyoneller. Aynen, sen çalışıyorsun zaten profesyonelliğiyle. Evet. Son olarak şeyde söylemeden geçmeyeyim. Hakem kısmında hani o sadece o kısmı anladığımı söyledim. Ama ya bu maçta konuşacak bir macera hata varsa da, o da ya isyan edecek bir taraf varsa da bence Karagümrük abi. Yani o garip kontrol hata vermese, orta sahadan offside'a düşmeden gidip bomboş 1-0 gol atmak şey gibi, sanki hani şey yakalamış gibi. Yani Galatasaray ölecek, eleniyor. Şampiyonlar yarı finali, finale çıkacaksın. 1-1'e eleniyorsun. Evet. Şeyi o. 10 kişiden böyle kontrol atak yemenin tek gereksiz olabilir. Şöyle bir şey de yoktu. Bu arada şeye de baktım abi. 1-1 ile 2-1 arası hiçbir pozisyonu yok Galatasaray'ın. Sıfır. Kaleye şutu yok yani. O golü yediği için çok konuşulmadı. Ama şeyde söyleyeyim yani, maç 1-1 bitseydi de bu maçta Lines'e yapılan faul değil, Cagne'nin penaltısı konuşulurdu. Cagne'nin attığını düşünmüyorum ben. Ama Cagne yani orada teması sağlayan sporcu Karagümrüklü değil. O zaten öbür pozisyon için gelmiş. Top öbür tarafa düşmüş. Cagne giderken adam orada olduğu için şarj takılıyor. Yani ben orada bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum. Ve doğal olarak da bu maçta yani kötü bir, yani oynamaya çalışan takımı ezdiren bir hoca vardı. Hakem vardı. Eleştirilir ama bu eleştirinin sınırı maç biter. Mesela eleştirirsin. Tamam, bu olabilir anca. Maç içinde atılmak, maç biter bitmez kırmızı kart. Ya da bir birken saçma sapan bir yüklenme biçimi. Oradan pozisyon da çıkmadı zaten. Ya bunlar Galatasaray'ın mental olarak sınıfta kaldığı bir maç gösteriyor bana. Aynen öyle. Dediğim gibi ben yine yani sonuçta kötü bir takıma yenilmedin. Ligin iyi takımlarından birine kaybettin. Ya da puan verdin diyelim. Ve senden daha iyi plan olan bir takıma puan verdin. Yani böyle maçlardan sonra kaosu döküp sonraki maçları riske atmanın hiç manası yoktu bence de. O zaman ortalama. Programı kapatalım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Galatasaray maçı bir tık daha olaylı olduğu için bir part fazla oldu. Diğer takımdaki tutan arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Zaman zaman böyle şeyler oluyor. Onu dengeleriz sonra. Oluyor aynen. Beşiktaş'la başladık mesela. En iyi futbol oynayan takımla başladık. Bu şekilde bitirelim. Cuma günü hafta içi oynanan salı, çarşamba, perşembe maçlarını konuşacağız. Güzel program olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, bu bölüm bitti ama voleyde futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.